Şimdi 31 Mart seçimi öyle bir tarih seçmişler ki, tamam hep olsa da bu sene şöyle bir durum var. Haritasının üzerinde özellikle Güneş Burcu ve Güneş ve Merkür onun birbirine çok yakındır. Merkür'ün üzerine Satürn geliyor, Güneş'in üzerine Mars geliyor. Mars bir enerji. Demin o astrolog arkadaşın yaptığı bir yorum var. Mars kovadan çıkarken terör saldırırsa yani bir öfke patlamasına dikkat edin diyor. Burada da aynı şekilde seçim günü Mars Erdoğan'ın tam güneşin üzerinde. Ortada bir öfke patlaması olabilir. Bu öfke patlaması ne zaman olur? İstenilen anlamazsa öfke patlaması peşinden gelir. Ha bu o zaman belki de bu seçim gerçekten Erdoğan'ın beklentisinin altında kalma ihtimali olan bir seçim. O zaman zaten bu öfkeyi biz zaten peşinden görürüz. Ya bütün çevresine gider şarlar veya işte yani o işte meşhur balkon konuşmaları belki olmaz bu sefer. Çünkü o hep güç odaklı bir ama bu güç odağı bir anda tersine dönüyor. Neden? Çünkü Mars Balık burcuna geçecek. Mars Balık burcunda o kadar güçlü olmaz. Tersine döndürür enerjiyi. O zaman şöyle soracağım. Biz daha önceki seninle yaptığımız programlarda dahil olmak üzere onu bir kenara koyarak anımsatmak için söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimler öncesinde son seçimim dedi. Tabii bu son seçimim deyince işte tepkiler AK Parti içerisinden ve önce en büyük tepki de MHP içerisinden yükseldi. Devlet Bahçeli bırakamazsın, gidemezsin. Sen Türkiye yüzyılının kurtarıcı liderisin diyerek müthiş bir şekilde serenat yaparak bırakmayız lan seni yakarız yıkarız her tarafı sen var yani sen gidersen ne yaparız biz tarzında büyük bir şey kopar fırtına kopardı bağırdı yani buradan yola çıkarak söyleyeceğim olay şu Erdoğan son seçimim derken kadersel olarak da söylüyorum astrolojik açıdan da söylüyorum Bence son biliyor seçim bunun böyle olduğunu olacağını. son seçim olduğunu Biliyor. biliyor mu gerçekten? Bence biliyor. Son seçim olduğunu biliyor. Yani eğer çünkü onun yani biliyor hepimizin tahmini bir astrolog camiası olduğunu herkes biliyor. Hepim yani öyle olduğunu tahmin ediyoruz en azından. Ve bir evvelki seçim tarihi de çok ilginç. O zaman Satürn tam Güneş'in üzerindeydi o zaman. Ve o noktada hakikaten dedi ki bu adam yine kazanacak. Yani ne yaparsak yapalım kazanacak. Çünkü Satürn büyük bir otoriter yapı getirir. Fakat bu sefer Mars geliyor. Mars gerçekten problemdir. Yani enerjisi balık burcunda içe döndüğü için aynı gücü göstermez. Değiştirmek Ve mümkün dolayısıyla müdür? yani değiştirmek nasıl mümkündür? Sonuçta bu bir seçim. Seçimdeki şey hani Yok yok yapılan şey. kadersel olarak astrolojik açıdan bir takım şeyler müdahaleler yapılabilir Hayır mi bunu yani farklı yani şöyle değiştiremez değil buradaki mi? bunu değiştiremezsin. Yani gökyüzünü değiştirme şansın yok. Ya Değiştiremezsin. ay Yani sert güneş bir de yapıyorsa başka bir şey gerçekleştirir belki. Ben ne bileyim yani aklıma gelmedi yani. şimdi burada şu Hikmetinden var. su almış. Şöyle bir şey. Hikmetinden su Şimdi astırılıyor mu bilemeyiz. yani Erdoğan? Onu bilemeyiz. Öyle bir şey söylememize imkan yok. Fakat harita bazında baktığımız aslında şu var. Bak bu harita normal bir vatandaşın haritası olsa bak normal bir vatandaşın haritası olsa bir sürü problem sayarsın. Sağlığından tut da bilmem nesine yani sağlığından tut da çevresel etkilerine kadar. Şimdi burada aynı şeyi konuşamıyoruz. Çünkü teknolojinin getirdiği bir sürü güç var ve bu gücün arkasında tabii çok büyük güç olunca güce bağlı olarak her şey kadersel olarak değişiyor. Değiştiriyorsun yani. Ama bunun da bir dayandığı nokta bir yere kadar gelir kalır. Şimdi bu nokta oluşuyor aslında bana göre ve burada seçim dediğim gibi istediği formatta olmayacak. Olmadığı gibi ki bana kalırsa İstanbul bana kalırsa zaten kaybedecek bana göre. Bu kayıp eğer oluşursa zaten burada öfke kendisini gösterir. Ha, bu bize nasıl yansır bilmiyoruz. Yani paralar yükselir Anladım. ne o Yani ayrı konu. diyorsun ki Erdoğan hem astrologlarla hem farklı ne diyeceğim ona ben ne diyeceğim bilemiyorum. Falcılar demeyeceğim de Ya gerçekten onlar şey gerçekten şöyle bak bu kişiler yani tamam ben de hem matematik uğraşıyorum, astronomi, sosyoloji bunlar benim kendi alanlarım. Gerçekten hani bence astrolojik olarak yani bu tür onun ilgilendiği kişiler de zaten toplum tarafını bilen kişiler. Yani öyle hiçbir zaman işte boşa sallayan bir astrolojik kişi yok orada.
ki bunlardan bir tanesini, yani bir isim verildi. Şu anda isim burada zikretmeyeyim. O isim zaten hepimizin bildiği bir isim o. Türkiye dışından bir isim zaten. Bu adam Yanında mı? yani yanında olmasa bile o kişi zaten yurt dışında yaşıyor. Ben bir sefer Türkiye'de gördüm onu. Yani eşiyle beraber tanıyorum adamı çünkü. Ve şey önemli bir kişilik. Yani yüzlerce müridi olan bir adam yani bu konuda. Yani güçleri mi var? Güçleri değil, şeyi çok iyi biliyor. Yani toplumsal düzeni çok iyi bilen biri. O yüzden şeyi iyi okuyor. Yani zaten astroloji bir yerde toplumu okumaktır. Bunu iyi okursan iyi şey yaparsın. Nasıl mesela borsa için değil mi? Bir sürü yorumlar. Ben de izliyorum seni. Bir sürü yorumlar yapılıyor. Ki bu sırada coinler var. Mesela benim de hiç onluk o konuyu seninle konuşmadık. Ben mesela şey yapıyorum. Coinlerle ilgili sürekli bir tablo takip ediyorum ve çok doğru bir tablo. Bu tabloyu ben Ertan'ın programında açıklamıştım. O tabloyu alan bir sürü kişi geçen gün yine yazdı. Tam coin uçuyor, yükseliyor diye. Aynen de o tablodaki gibi çalışıyor çünkü. Şimdi bu dediğin gibi Geçen bu akşam tür Haluk Canberk'le konuşurken genellikle astrologların borsa ile ilgili çalıştıklarına yönelik söyledim astroloji. O da söyledi borsada öyle isimlerin olduğunu. Hatta önümüzdeki programa da bir astrologun da getireceğini söyledi. Bakalım o da ben yine Gülşen etrafındaki bulunan bir isimden biliyorum. Danışmanlık yapıyor birçok şirkete ve iş adamına. tabii Yani çünkü ne zaman şöyle bir ne, şey var. neye yatırım yapması gerektiğine yönelik olarak. Tabii, onun çünkü onun hesapları var. Yani şey gibi değil. O astroloji öngörü değil. Direkt hesap üzerinden gidiyorsun. Yani onun bir yöntemi var. Ben onun derslerini verdim. Yani ve bu arada gerçekten hani konu dışı ama şunu söylemek, bugün dünya piyasasında S&P'yi biliyorsun değil mi? S&P. Yani Standard Poor. Onların çok önemli astrologları var. Sistemi kontrol eden. Sadece SAP'nin çıkardığı bu tür finans üzerine şey var. SAP'nin kendi yayınları içerisinde nedir? İşte Trade Astroloji diye bir kitap çıkardılar kendi bünyelerinde. O kitap bende var. Acayip acayip tanımlar var yani. Öyle böyle değil. Tamamen sistematik. Çok güzel tanımlar Anladım. var. Neyse konu bu değil. Anladım. Şimdi Tamam. yine seçimlere dönelim. Dediğim gibi Erdoğan haritasındaki bu iki tane kavram bizi ister istemez böyle bir düşünceye getiriyor. Çünkü yani harita tamam güçlü olabilir ama bir balık burcunun şu anda balık burcu şimdi 8 Nisan 2023'te başlayıp 14 Şubat 2026'da olan bir dönemi var. Şu an o dönem gidiyor. Ve şöyle bir şey var. Erdoğan son bir senede sağlık açısından bile düşüşler yaşıyor. Hepimiz bunu görüyoruz. Bak arada güçlü görünebilir. Ama genel anlamda bir sağlık konusu var. Genel anlamda. Yani yürüyüşünde de görülüyor, konuşmasında da. Geçen gün bir yerde bir konuşma yaparken oturduğu yerde konuşuyor. Olabilir ama konuşurken nefesini takip ettiğinde diyorsun ki bu adamın şeyinde yani yorgunluk var. Ve o yüzden son seçimim demesi bence son derece haklı. İstedikleri kadar bunlar birlikteler. Erdoğan'ın bu gücü olmadığı kendisi de biliyor. Ve zaten Satürn balıktan çıkarken bu işi durdurmak zorunda. Durduramazsa sağlığından olur. O da bunu biliyor bence. Yani bu seçimde Evet. istenilen sonuç alınmayacağı gibi yani bu benim düşüncem. Yani burada bazı hani krizler. Bir de tabii şunu da unutmamak lazım. Sonuçta bu bir yapı. Evet, her şey Cumhurbaşkanı Erdoğan şeyinde olsa da bir de AK Parti'nin haritasına bakmak lazım. AK Parti'nin haritası Aslan Burcu'dur. Ve harita kendi içine 22. 21. 22. seneye geliyor. Ya şey olması lazım. Çok ciddi bir psikolojik değişime girmesi lazım ki o değişimi şu anda kaldırmıyor işte. Dedi ya ben son seçimde de ortalık birbirine girdi. Yani o psikolojik o sosyo daha yanlış söyledim. Sosyolojik değişime hazır değiller. Ve bu eğer hazır olmazlarsa zaten dağılmaya giderler. O yüzden kimse bırakmak istemiyor. Evet, şimdi tam bu noktada Aydan Öz diyor ki sevgili izleyicimiz asla sandığa gitmeyeceğim diyen ben bile kendimi cimdikledim. Oyumu imam olduğu için kullanacağım. Akıllı davranmak zamanı şimdilerde demiş Aydan Öz. Birçok insanın öyle değiştiğini görüyorum. Hatta bugün Evet. Kazım Oğuzhan Kahyalı'nın yaptığı yorumlar sonrasında bir izleyicimiz deme oy verecektim.
ama Razım Ozan Kütahyalı'nın bu tavrından sonra kesinlikle oyumu İmamoğlu'na vereceğim diye bir not düştü. Buradan yola çıkarak söyleyeceğim, soracağım soru şu. AK Parti'nin başında Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Parti'nin başında Özgür Özel var. Recep Tayyip Erdoğan'ı yorumladık. Özgür Özel ne? Özgür Özel'in burcu mu ya? Şimdi burcu ben tabii... Ne diyor onun için yıldızlar? Öyle soralım. Ya Özgür Özel, şimdi bak onun burcunu daha evvel konuşmuştuk. Özgür Özel'in burcu Başak. Biliyorsun. Şimdi yapı itibariyle çok detaylara takılan bir adam. Zaten bunu biliyoruz. Yani Kılıçdaroğlu arasındaki fark, tamam gençlik biri, yaş biri genç olabilir ama şöyle bir şey var. Bu kadar detaylarla uğraşan biri olunca ağır kalıyorsun. Yani pratik çözüm üretemiyorsun ve Özgür Özel'in böyle bir yönü var. Pratik çözüm ne değil? Ha? Ne? Detaylarla uğraşan birinden lider olmaz. Olmaz. Takıntılı adam yani olur. Takıntılı olur. Daha liderin daha yüzeysel olması lazım. Bak benim görüşüm bu. Yani yüzeysel olacak. Çabuk çabuk ile arkasını toplayacaklar. Şimdi dediğim gibi hani evet. Bu bir bakış ama Özgür Özel açısından bu seçim yani nedir işte 31 Mart seçimi. Bence bu Özgür Özel'in seçimi değil bu. Bu İmamoğlu'nun seçimi. Ben Özgür Özel'i şu anda bak CHP'li arkadaşı olabilir. Ben de yani tamam oyun belli benim sorun değil. Nereye vereceğimi de biliyorum ama dediğim gibi Özgür Özel'in seçimi değil bu. Bu İmamoğlu ile Erdoğan arasında bir seçim. Bak Murat Kurum bile değil. Çünkü şeyin yapısı hani bunu görmemek için ya çok aptal olmak lazım ya Türkiye'ye yani, çok şey olmak lazım. Yani nasıl söyleyeyim? Türkiye'yi tanımamak olmak lazım ya da siyasetten bir haber olmak lazım yani. Yani ben siyaset seven biri değilim. Hoşuma da gitmiyor. Ama görünen durum onu göstermez ki. Görünen bu ya her taraf bak ben Büyükada'da oturuyorum. Değil mi? Büyükada'da ne var? Sonuçta tamam adalar için bir şey seçildi. Fakat seçilen bile diyorsun bak CHP tarafından seçilen yani diyorsun bu adam ne yapacak? Ama yani öbür taraftan bakıyorsun her tarafta İstanbul Belediyesi'nin bir alanıyız biz sonuçta değil mi? Şey adalar İstanbul Belediyesi'ne ait. Her tarafta Erdoğan, Murat Kurum'un resmi olsa bile boy boy Erdoğan resimleri. Bu Erdoğan'ın seçimi değil ki ama durum ona geldi. Ve böyle bir noktada hani Özgür Özel mi diyoruz? Erdoğan burada kendi karizmasını kullanıyor. Tabii kendi karizmasını kullanıyor. Doğru çünkü Murat Kurum diye bir kavram yok yani ortada. Adamı hepimiz izliyoruz. Bence her şey gaf bence yani. Bence Türkiye'nin birçok yerinde yok. Erdoğan varsa onlar var. Onlar varsa tabii. Erdoğan yok diye bir şey yok. Erdoğan'ın sayesinde varlar. Bu gerçeği görmek gerekiyor. Tabii Erdoğan'ın sayesinde varlar. O yüzden herkes biliyor ve o yüzden dedim ki AK Parti'nin yani 2002 kuruluşlu galiba yanlış hatırlamıyorsun 2002'dir. Bu sene 22 değil mi? Doğru hatırlıyorum değil mi? 2002. Yok 2001 olması lazım. 2002 iktidara geldiği şey. Tamam. Yine de 23. senesine geldi şu anda. Yani bu sene 23. senesi. 14 Ağustos 2001. Tamam 2001. Ben 2002 başı diye demek ki o şeyi hatırlıyorum ben. Seçimle geldiği zamanı hatırlıyorum. Şimdi dolayısıyla 23. seneye geldik. Yani şu an 22.5'tan 23'e dönüyoruz. Dediğim gibi 23. seneye gelmek demek harita bazında sosyolojik değişimdir. İşte aynı konuya geleceğiz. İşte bir anda şeyin bu sosyolojik değişimi iyi yönetemezlerse o zaman sistem çöker. Ve bana göre bunu yönetemiyorlar zaten. Çünkü şey gibi zaten bunun daha evvel örnekleri de var Türkiye'de. Yani anavatanda da örneği var. Özal gitti, sistem bitti. Burada da aynı şey olacak. Yani istediği kadar işte yetişenler bilmem ne hemen işler değişecek. Sosyolojik yapıya hazır olan uyum sağlayan